Abdülkadir Selvi aynen bugün şunları yazıyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı e, Kanal Dev CNN Türk'teki programdan bahsediyor. Programdan çıktıktan sonra arkada prompter'ın gözüktüğü bir kare e, şey fotoğraf karesi üzerinden sosyal medyada linç kampanyası kampanyasını başlattığını gördük diyor. Ne kadar firari FETÖ'cü, PKK'lı varsa sosyal medyadan başlamış linç, linç, kampanyasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu furyaya katılmış. Kemal Kılıçdaroğlu bunu hep yapıyor. Yani oradan şeyi veriyorlar. Gazı veriyorlar. Hop Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıkıyor. Flash flash yazıyor. O kadar önemli mesajlar verilmiş. Doğru ya da yanlış onu tartışmak yerine Kılıçdaroğlu bu troll siyasetinden medet umuyor. O yüzden topluma güven vermiyor ya. Vermiyorlar ya diyor Abdülkadir Selvi. Demirel ve Özal diyor, ben e, geçen de söyledim. Rakamlara çok hakim liderlerdi. Buna rağmen basın toplantılarına ya da yayınlara çıkarken dosyalar hazırlatırlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dijital medyayı çok iyi kullanan bir lider. Bazı verileri promptura yüklenmiş Zaten daha Kanal D ve CNN Türk ekranlarında Cumhurbaşkanı ile ilgili yayının tanıtımı dönmeye başladıktan sonra sorular yağmaya başladı. Doğrusu Karadeniz bölgesi için fındık taban fiyatlarının yüz yüze eğitim konusunun kamu işçileri ve toplu sözleşmenin Afgan mültecilerle ilgili konunun bu kadar yakıcı bir sorun olduğunu bilmiyordum. Yayına girmeden önce başlayan mesajlar yayın sırasında da devam etti. Abdülkadir Selvi yazısına şöyle devam ediyor. Karadeniz bölgesi milletvekilleri, Karadenizli gazeteciler ve fındık üreticileri mesaj bombardımanına tuttular bizi. Tabii ki yayına girmeden önce bu durumu Cumhurbaşkanı'nın ekibine ilettik. Promptra yüklü olanlar bu konudaki verilerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın fındık taban fiyatlarını tane tane açıklaması gerekmiyor mu? Erdoğan da onu Promptra'dan okuyarak yaptı diyor kendi tercihidir. Saygı duyarım ama keşke Kılıçdaroğlu da çıktığı yayınlarda dosya hazırlatsa da promptura kullansa. Kürt sorununun çözümüne ilişkin partisinin hazırladığı 17 maddenin ilk 3 maddesini sayamamış. Doğru. <laughs> ya Kılıçdaroğlu'ndan bahsetme Abdülkadir Allah aşkına. Kılıçdaroğlu facia. Şu anda aklımda değil demişti. Bu olabilir insani bir durumdur ama yayına çıkıyorsanız hazırlık yapacaksınız. Bir de şöyle bir şey konuşuldu hani bu sıkça efendim Tayyip Erdoğan'a sufle yaptılar. Ben dün Abdülkadir Selvi'ye sordum dedim ki ya burada bir fısıltı geliyor. Anlattı bana diyor ki burada da yazıyor dün sabahtan beri yok efendim bu canlı yayın değilmiş bant kayıt yapılmış. Pencereden ışık az sızıyormuş. Yalanıyla uğraştık diyor. <laughs> İki ay önce de aynı yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la TRT'nin yaptığı canlı yayın için benzer iddia gündeme getirilmişti. Emin Çolaşan getirmişti. Hatırladınız mı? Canlı yayın değildi diye. Canlı yayına girdiğimiz an ekranda zaten yazıyor. Ayrıca sız, e, sızan ışık değil. Çankaya Köşkü'nün perdesi Muhalefeti destekleyen seçmenler bu zekaya hak etmiyor. Ay senin canın gibi Abdülkadir. Ama yüzde yirmi beş hazır. Abdülkadir. Yani evet muhalefeti destekleyen seçmen bu zekaya hak etmiyor. Doğru. Ama yüzde yirmi yüzde bir şimdi yüzde yirmi falan düşmüş. Devam ediyor. Bir de diyor bir sufle işi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya düzenlemesini sorduk. Erdoğan kriz anlarında sosyal medyadan yürütülen kampanyalara dikkat çekip çok farklı bir yere doğru adeta dedikten sonra kısa bir es verdi. O sırada ben sevk ediliyor dedim. Ama Erdoğan sözünü evriliyor diye tamamladı. Aman ne büyük krizmiş. Yangın, sel felaketi canımızı yakarken bunlar bir sözden medet umuyorlar diyor. Şimdi böyle bir tablo anlatmış perde arkasını. Abdülkadir Selvi ha Abdülkadir Selvi bunu yazdı. Perde arkasını anlattı. Ne oldu? Ne oldu? FETÖ'cüler durdu mu? Can Ataklı müptezele durdu mu? Hayır. Bugün çıktılar yine takır takır. Promptur şöyleydi, promptur şuydu. Promptur'la konuşan ve konuşmayan lider arasındaki farkı ben size dün söyledim. Bir kez daha mı hatırlatayım size? Bir kez daha mı söyleyeyim? Bir kez daha mı yayınlayayım? Madem çok istiyorsunuz, Yusuf hazırla o dünkü bandı. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha izletelim. Yani, evet, Prontr, e, Prontr'a bakmadan konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, yahu İstiklal Marşı'nı Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak dedi. Daha ne diyeyim ben namussuz siyaset arıyorum dedi. Prompt'a baksa bırak Abdülkadir Selvin'in o 17 maddelik şeyini. Ya prompt'a baksa İstiklal Marşımızda alçak demez. Ben namussuz siyaset arıyorum demez. Der miydi? <laughs> Ekranda öyle bir şey olmayınca demezdi herhalde. E şimdi bunu kalkmışlar. Efendim prontör da printer niye böyle şey yapıyorsun?